Veri yapıları ağaçlar videosunda 7. videoda AVL ağaçlarına biraz değineceğim. AVL ağaçlarına çok yüzeysel bir şekilde bir anlatımda bulunacağım. Çünkü AVL ağaçlarından bir sorumlu olmamıştık sınavda. Ben de pek not çıkarmadım açıkçası AVL ağaçları ile ilgili. Ama çıkardığım kadarıyla üzerinden geçmek istiyorum AVL ağaçlarında. AVL ağaçlarına baktığımız zaman dengeli ağaç yapısına sahiptir AVL ağaçları. Yani dengeli ağaç olarak da anabiliriz bunu. AVL ağaçlar BST'dir. Yani ne demek? Binary Search Tree. AVL ağaçlarında dengeli derken neyi kastediyoruz? H yani iki ağaç arasındaki yükseklik en fazla bir olabilir. Yani fark. Buradaki ağaca baktığımız zaman bu dengesiz bir yapıdadır. Şu ağaca baktığımız ise dengelidir. Aralarındaki fark gördüğünüz gibi birdir. Bu bir AVL ağacına örnektir. AVL ağaçlarının her düğümünün sol ve sağ alt ağaçları arasındaki yükseklik farkı en fazla birdir. Şurada belirttiğim gibi H eşit olacak. Yani şuradaki kola baktığımız zaman bunu root olarak düşünün. Şu left, bu kısım ise right kısmıdır. Buradaki fark nedir? Bunun yüksekliğine baktığımız zaman 2, bunun ise 1'dir. Burada aradaki fark 1 olduğu için herhangi bir problem yok. Bunu kök kabul ettiğimiz zaman şuradaki left kısmına baktığımız zaman bunun yüksekliği kaçtır? 3 olarak düşünün şu yüksekliği. 1, 2, 3 olarak düşündüğümüz zaman şunun yüksekliğine baktığımız ise 1, 2 olarak düşünün. Aradaki fark 1 olduğu için burada da herhangi bir problem yoktur. Bu AVL ağacıdır. Şurada bir ağaç daha verilmiştir. Bu ağaç da AVL ağacına örnektir. Neden? Çünkü buradaki şunu root kabul ettiğimiz zaman left koluna bakıyoruz. Bir de right'a bakıyoruz. Mouse'da gösterdiğim kısım. Bu ağacın bunu yuvarlak içine alalım. Bir ağaç olarak düşündüğümüz zaman bunun yüksekliği nedir? Sıfırdan başlayalım. Sıfır, bir, iki. Bunun yüksekliği ikidir. Bunun yüksekliğini sıfırdan başlayıp saydığımız zaman yüksekliği bir olur. Sıfır, bir. Aradaki fark bir. Herhangi bir problem teşkil etmiyor. Şunu root kabul ettiğimiz zaman burada sol ve sağ ağaçlarımız olmuş olacak. Bu tek düğümden oluşan bir ağaç. Yüksekliği sıfır. Bunun ise yüksekliği birdir. O zaman buradaki fark, ikisinin arasındaki fark nedir? Yine bir, birden büyük bir değer değil. Bu da bir AVL ağacına örnektir. Yani şu ağacın komple yüksekliğine baktığımız zaman 3'tür. Şu H sıfırdan başlayabilir, birden de başlayabilir. Hocanın anlattığı önemlidir burada. Hoca eğer birden başlattıysa yüksekliği hesaplarken siz de sınavda birden başlatırsınız. AVL ağaçları ile ilgili en düğümlü bir AVL ağacının yüksekliği o logaritma n'dir buradaki yükseklik karmaşıklığı. Soru var burada bir tane. AVL ağacının dengeli olması ne sağlar diye sorulmuş. AVL ağacı dengeli olması bize arama işleminde, ekleme işleminde, silme işleminde hız sağlar. Bu da performans bakımından bizi biraz daha ileri boyuta taşır diyebiliriz. Zaten ağaçların ikili arama ağacının da bize sağladığı en kolay özellik arama işlemleri ve ekleme silme işlemlerinde sağladığı kolaylıktır. Ama bu AVL ağaçlarında biraz daha fazladır. Çünkü dengeli bir yapıya sahiptir. Benim AVL ağaçları ile ilgili anlatacağım bu kadar. Kod yapısı ve genel yapı itibariyle ikili arama ağaçlarına benziyor. Zaten onunla ilgili bayağı bilgi vermiştim diğer videolarda. Eğer AVL ağaçlarını biraz daha iyi öğrenmek istiyorsanız başka kaynaklardan da inceleyebilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diyorum. Umarım faydalı olmuştur.